İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk. İlk programımızda en yakınımızdaki büyük yıldızı aldık. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Hemen şununla başlayacağım. 2016 değil mi? Panathinaikos bir plaket verdiler sana. Güzel bir Yunanca konuşma yaptın. Hazırlandın mı yoksa içine doğanı mı söyledin? Yani ödül vereceklerini biliyordum. Plaket vereceklerini ve işte orada oynadığımız yılların anısına, hatırına bir gece düzenlediklerini biliyordum. Benim için çok özel bir gündü ve anlamlıydı, duygusal bir geceydi. Ben de onlara hani sorulara Yunanca cevap verip onları daha hani sıcak bir ortam olsun. Nasıl Yunanca, değil mi? İyi. Yani orada yaşadım, işte 5 seneye yakın yaşadım. O 5 sene içerisinde öğrendim, konuşuyorum. Oraya gittim ve zaten Yunanca konuşmaya çalışıyorum. Çok arkadaşım var. Tabii 15 senedir artık yani sadece tatile gittiğim için unutuyorum ama unutmamak için de zaman zaman antrenman yapıyorum. Sen herhalde Yunanistan'da en sevilen Türklerden birisin değil mi? Yani, Atina'da biliyorum yani. Öyle yani taksi, mütevazı olmayacağım. Taksi şoförüne İbrahim Kutlay'ı tanıyorum falan deyince para almadıkları oluyor yani, öyle şeyler var. Ya aslında bu tamamen hani samimiyet, sevgi, karşılıklı bir şey yani. Ne kadar verirsen o kadar alabiliyorsun. Bir Türk olarak tabii Yunanistan'da, Atina'da kendini sevdirmek kolay değil. Hele bir sporcu olarak ve hele benim gittiğim yıllar 2000 yılları zor dönemlerdi. Ama ödül de aldın, Barış ödülü de aldın. Evet, Abdi Bekçi Barış, Dostluk ve Barış ödülü de aldım. Bu tamamen karşılıklı ilişki. Ben onlara Yunanistan'da oynadığım yıllarda hani hep soruyorlar nasıl başarılı olduğunu, nasıl kendini sevdirin. Ben onlar gibi yaşamaya özen gösterdim. Yani bir Yunan oyuncu nasıl davranıyorsa, nasıl yaşıyorsa, bir Türk olarak kendimi ayırmadım ya da takımdaki diğer yabancı oyuncularla gibi değil de daha çok onlarla zaman geçirerek, zaten çok bir yakınız, birbirimiz, kültürümüz aynı. Şimdi din ve dil haricindeki her şeyimiz aynı. Evet. Dolayısıyla dilde de çok benzerlikler var. Yani kelimeler ortak. Var da hani zor bir tabii şey. Zor. Yani onu Türkçe de zor tabii ki. Peki Yunanca da zor. Sen Melo gibi sevilen bir oyun sporcu musun yoksa Muslera gibi sevilen bir oyuncu? Yani rakipler de sever mi seni yoksa nefret mi ederler? Muslera gibi. Muslera gibi. Yani Alex gibi, Muslera gibi. Ayakkabılar da seviyor mu? Yoksa ayakkabılar da seviyor. Yani gittiğim için hani şey bir kesim var, kızan bir kesim var ama şöyle oldu. Ben hani çok anlayışla karşıladılar gidişimi. Hı hı. Hatta çok enteresan bir hikayem var. İlk maç değil de sezonun 3. ya 4. maçı AYK ile oynuyoruz. Panathinaikos transfer olmuşum. Deplasman içeride? Deplasmanda. Bütün bir hafta boyunca kendimi terapi ediyorum. Ne yapacaklar, ne edecekler, küfür edecekler işte, formamı yakacaklar falan böyle. Hep kendimi gerdim. Obodovic anlatıyor bizim. Çıktık maça. İlkoviç mi karşıladı? Karşı tarafta o zaman İlkoviç ayrılmıştı. Ayrılmıştı. Karşı tarafta da bir çıktık maça. 10 bin kişi, 12 bin kişi. Çiçekler, şarkılar, alkışlar falan. İki sayı atabildim zorla. Onun için yaptılar. Evet, aynen. Yani iki tane üç tane attım. Baktım böyle gibi oğlum. Eridim hani böyle bütün hafta gerginlikle çıkıp sonra bir rahatlamak vardır ya. Zaten bir daha 5 dakika 10 dakika mı ne attı beni Obodovic. Bir daha sokmadı zaten. Evet, kadar değilmiş. Peki sana bir soru soracağım. Şimdi 5 saniyede cevap rica ediyorum. Beraber oynadığın en iyi 3 oyuncu. Ray Allen. Bodiroga. Mahmut Abdurov. Güzel. Ray Allen'ı söylemen enteresan. Yani beğeniyorsundur ama onun orada olması seni mutlu yani etti. Yoksa ya keşke ayrılsaydın da ben de oynasaydım mı dedin? Şimdi çünkü ayrılacak diye gitmiştim. Tabii, şimdi tabii takas yapacaklar diye gitmiştim. Bir sene önce çok az maç oynamış, sakattı. Fakat öyle bir sezona başladı ki hem takım olarak hem de Real'ın hem 40 atıyor hem de yani 44 dakika oynuyor. Gerçekten ben antrenör olsam kendimi oynatmazdım yani. Öyle bir şeyle oynuyor. Genç oyuncu olsam hadi yapayım. Onunla hani ya moralim bozulsun falan ama yani o olduğum dönemden zevk almaya çalıştım. Hani daha ileriye dönük bir şeyler kazanmaya çalıştım. Yani sistemi anlamak anlamında, organizasyon anlamında, hani yöneticilik yapacağımı varsayarak oradan bir çıkarımlar elde ettim. Yoksa oyuncu olarak çok bir şey katmadı bana NBA. Peki Obradovic çağırdı seni geri değil mi oraya? Evet, Obradovic çağırdı. O başka birisi çağırsa döner miydin yoksa daha ısrar eder miydin? Ya şimdi oynadığım takım olduğu için Panathinaikos, alıştığım yer, sevdiğim insanlar. Hani Obradovic'in bir telefonu benim dönmem için yetti. Ben zaten gittim
takas yani dönmek istiyorum deyince bana böyle yüzüme şey baktı genel menajer. Çünkü kimse hani parasını tamam, alıyor rahat. Ne yaptın parayı bırakıp mı döndün? Bir kısmını bıraktım döndüm. Yani o sene aldım da bir sene daha kontratım vardı benim. İyi cesaret yani o kadar buradan Seattle'a gitmek zaten ben gitsem 3 sene dönmem ama zaten tatile gelmem ben. Komik bir hikayem var benim. Ben hiç dönmüştüm Türkiye'ye Atina'dan. Aklımın ucunda yoktu evet. Bir şeye yurt dışına çıkmak. Amerika ile maç oynadık burada. Kim dedi sana 25-25 attı? Kaç attın? 26-28 böyle İyi bir şey. İyi takımdı değil mi o karşı takım? Tam Dream Team. Yani en iyisi değilse de ikinci en iyi Dream Team. Yani Iverson, o zaman Carmelo Anthony, işte LeBron. LeBron yeni çıktığı zaman LeBron James'in. Yani saymak da yetmez. Bir sürü oyuncu vardı. Olimpiyatlara hazırlanıyorlardı. O maçtan sonra zaten eve gittim. Sabah bir telefon geldi. İşte Seattle'ın başkanı buradaydı, patronu. Senle görüşmek istiyordu. Howard Schultz yani Starbucks'ın sahibi. Konuştuk, gittik. İşte ben seni çok sevdim. Takımı almak istiyorum falan filan. Hiç aklımda yokken sonra menajerim görüştü. Başka takımlar da vardı değil mi? 76ers da vardı. O da Jimmy O'Brien'di galiba. Iverson'ın öyle takımdı. Öyle bir konuşmuştuk ama sonra Seattle oldu. Oraya gittim. Çok enteresan hikaye tabii. Hani bu başa şimdi hani şeyi de sormak istemiyorum. Ben ama pişmanlıklar üzerinden hani keşke 22 yaşında gitseydim falan der misin? Yoksa ya bu Panathinaikos ve işte Fenerbahçe, Ülker, Efes acayip ya, hikayeler var. Bunlardan niye vazgeçeyim mi dersin? Hayatımda hani öyle olsaydı, böyle yaşasaydım diye varsayımlar üzerine veya geçmişe dönük bunları sormak ben de çok sevmem şey de soruluyor yani bu sorular. Tabii ki genç gitseydim yani 22 yaşında gitseydim daha farklı olurdu. Ki ama mutlusun şu an. 97 anda. Yılında da böyle bir deneme olmuştu. Yine lockout vardı. Ama hani Panathinaikos'la Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Bir Türk olarak sportif anlamda değil, kendimi normal hayatta, sosyal hayatta daha farklı bir konumlandırmama sebep olan olaylar yaşadım. O yüzden de hani hiçbir şeyden pişman değilim. Memnunum yani. Güzel. Peki tek kelimeyle. Dejan Bodraga. Kardeş gibi sevdim. En yakın arkadaşlarımdan biri. Ve müthiş bir zeka. Oyun zekası. Çok enteresan bir durum var. Ben hani öyle bir şey hissediyorum. Doğru mu bilmiyorum. Yani sanki hayransın gibi ona biraz. Yani başka sporcularla ilgili öyle değilsin de. Yani başka takdir ediyorsun falan ama. Bodraga'ya bir hayranlığım var gibi. Yani yaptıklarına inanamıyorsun saha içinde gibi geliyor bazen. Yani çok altyapılarda hep aynı jenerasyonun üzeriyiz. O da sana hayran olabilir. Kötü anlamda söylemedim. Yok yok hayranlık güzel bir şey ya. Ben hani o anlamda Harun Erdoğan'ın da oyuncu şeyine oyuncu kişiliğine hayranım. Bodraga da benim için beni çok etkileyen oyun başka bir oyun oynuyor. Yani hani basketbolcu ilk başta bir basketbol izlerken dersin ki lan bu adam basketbol başka bir tarz. Yavaş oynar daha ağırdır ama hani kimsenin yapamayacağı veya gerçekten farklı bir yetenektir. O yüzden yeteneklerine hayranlığım var. Sonra yakın arkadaş olduktan sonra çok zaman geçirdik beraber. Çok güzel işler yaşadık. Belki bir sene aynı takımda oynadık ama sanki yıllarca aynı takımda oynamış gibiyiz. Aynen öyle yani beraber hep beraber görüyoruz. Evet o yüzden de hani benim için özel bir insan. Sanki hani şimdi tabii sizin pozisyonunuzdaki sporcuların yüksek egolar oluyor doğal olarak. Evet. Ama birbirinize karşı o ego işlemiyor gibi sanki. Orada unutuyorsunuz onları gibi. Unutmuşsunuz gibi. Yani, sanki hala beraber oynuyorsunuz. Şimdi burada şartlar tabii çok şey. Dışarıda egolar tabii bir kenara bırakılıyor da saha içerisinde bu kadar karakterlerin egoyu bir tarafa bırakması çok kolay olmuyor. Ama burada tabii yan faktörler de çok önemli. Obradovic için bir... Ona gelecektim. Bir Obradovic faktörü. İki, oynadığın kulüp. Yani bizim aradığımız dönemde Panathinaikos başka bir kulüp. Tabii tabii yanıyor. Yani Avrupa'nın en iyi takımı, ateşli bir seyirci... Yani siz otelden çıkıp büyük. Salona gidene kadar dünyanın sonu gelmiş gibi oluyordu. Ya bir de öyle bir şey söyleyeyim ki ben sana. Şimdi Panathinaikos'un basketbol yani. İzleyicisi oraya geliyor ya. Sana öyle bir sorumluluk yüklüyor ki. Çünkü bilerek izliyor basketbolu. Yani attığın veya kaçırdığın şuta ne yaptın abi diye sormuyor. Abi savunma yardımına gelmedin diyor. Onu Obradovic diyor bilmem nerede diyor. Niye diyor sonra dönmedi de diyor. Bayağı mola aldı orada falan. Trabzon diyor. Gibi. Aynen derin basketbol sorduğu için sen oraya gittin de her yaptığın hatayı sorgular durumdasın. Yani tamamen konsantre yediremiyorsun olmadın. Bir şey. Yediremezsin. Yediremiyorsun. Burada abi faul kaçırdın. Faul kaçar abi. Şut da kaçar yani. Olabilir. Yani ben en çok çalışan oyuncuyum. Şut kaçırabiliyorum yani sonuçta. Ama adam
o açıdan bakmıyor. O yüzden özel bir yer ve bu şartlar tabii egoları biraz törpülemen gerektiriyor. Peki, Rexona'yla en ferah soruyu soruyorum şimdi sana. Peki. Kariyerinin en ferah anı hangisiydi? Ben bir tahminim var ama. Bologna'daki Avrupa şampiyonu. En ferah anı oydu. Ya orada hani ben şimdi bu programı yapacağız diye bir daha açtım seyrettim. Şey gibisin yani sonunu biliyor gibisin maç sırasında. Ve hani ya, zor bir maç oldu. Çok. Yani ikinizde de Bodrum'a göre sende de sanki hani sonunu biliyorsunuz hikayenin gibi böyle bir emin. Çok rahattık o turnuvada. Evet, yani çok üzerimizde çok büyük baskı yoktu çünkü biz Final Four'a aday bir takım değildik, gösterilmiyorduk. Zor da bir Final Four öncesi oldu bizim için. Bologna'da Bologna. Bana göre gelmiş geçmiş EuroLeague tarihinin, Avrupa tarihinin gelmiş geçmiş en iyi takımıdır. Değil mi? Ya bugün Ginobili var. Son 5-6 sene, 10 senede All-Star yapsan o takım yenemez yani, öyle söyleyeyim. Bir saniye, Ginobili bir saniyede yarış. Böyle ağlayacaktı neredeyse. Onu gördüm yani. Çaresiz kaldılar maçın. Biz sona doğru. Gerideydik hep. Geriden geldik ilk yarı 12-14 sayı. İkinci yarı müthiş oynadık. Ve doğru zamanda öne geçtik. İşte benim de o attığım üçlükte maç bitti zaten. Çok acayip bir üçlük. Herhalde onu Atina'da kime sorsan... Herkes onu söylüyor. Herkes onu söylüyor. Hep öyle hatırlanıyorum yani. Tabii. Çok hesap ediyor musun Atina'da? Eskiden ödemiyordum ama şimdi krizden sonra alıyor. Yavaştan başlıyor. Şunu söyleyeyim. Beni Atina'da en çok mutlu eden ya da hani bir sporcu olarak gururlanmama vesile olan şudur. Hani her sporcu sevilir başarılarıyla veya burada da işte oynadığım birçok takım var. Kendi cam yani Fenerbahçe'yle çok seviliyorum ama oraya gittiğimde beni en çok etkileyen şu oluyor. Ne zaman biri bir şey görse mesela kapıda işte otelde taksici veya restoranda bir garson yaptığın her şey için teşekkür ederiz diyorlar. Harika bir şey. Ya bu gerçekten bir sporcu için inanılmaz bir olay. Peki ben sana daha ileri giderek söyleyeyim. Bize de teşekkür ediyorlar senin için. Yani basketbol medyasındaki arkadaşlar senin çok ekmeğini yemiştir oralar. Bir dönem hatta şimdi de öyle şey sanki orada tabii bir büyükelçi var, bir konsolosu var ama hani sanki ben Atina Fahri Başkonsolosu gibiydim. Her gelen beni arıyordu hakikaten mesela. Çok... Antrenmanın var mı yok mu, müsait misin değil. Herkes bir şey istiyordu bir dönem. Hakikaten çok şaşırmıştım yani onu söyleyeyim. Atina'da sana olan yani şaşırmadım da. Bizim başımıza az geliyor ya böyle şeyler. Ya restoranda yer isteyen, tekne kiralamak isteyen, tatile gitmek isteyen herkes bir şekilde bana ulaşıp beni arıyordu. Doğru. Basketbolda sanki şöyle bir fark var. Şimdi Obradovic'e bakarken şöyle bir şey görüyoruz. Yani hakim adam. Her şeyi hakim, her şeyi yönetiyor. Şimdi futboldan bir örnek vereceğim ama sizde farklı onu biliyorum. Şimdi bir gün mesela yani sen Obradovic'le oturuyorsun, takılıyorsun, yemek yiyorsun, ortak bir hayatın var değil mi? Evet, oldu yani. Oldu tabii. Mesela şöyle bir şey var futbolda, şimdi kusura bakmasınlar isimlerini vereceğim ama bir gün Mustafa Denizli'yle bir yemek yiyeceğiz bir akşam. Gittim ben oraya sonra, erken giderim Alman gibi olduğum için. Başka arkadaşlar da var. O sırada da İbrahim Toraman orada, Beşiktaş'ta çalışıyor. İbrahim Toraman geldi, nasılsınız, iyisiniz? Oturduk, biraz konuştuk, ettik. Ben kalkayım dedi, Mustafa Hoca gelecek dedi. Ya dedim otur ne olacak, Mustafa Hoca gelince kalkarsın. Yok kalkayım dedi. Zorla oturttum ben onu. Mustafa Hoca geldi, böyle masaya baktı, şöyle baktı. İbrahim Toraman hiçbir şey demeden kalkıp gitti. Şimdi futboldaki denge böyle ama basketbolda daha böyle şeysiniz gibi değil mi? Berabersiniz gibi yani. Ya şimdi basketbolda tabii başka bir şey var. Futbolda farklı bir hiyerarşi var. Evet. Basketbolda o biraz daha hiyerarşiyle samimiyetin karışık bir durumu var. Yani bir de belki biraz daha hani yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum. Anladım ben. Daha farklı bir kültür daha var salon insanısınız. Aynen farklı bir kültür var orada salonda yani. Salonda da oynuyorsunuz. Bu karşındakine veya antrenörüne veya bir büyüğüne saygısızlık anlamı değil ama... Hı. ...hani daha bir samimi bir daha şey bir durum var. Hani biz genelde öyle bir durumda zaman zaman hani maçtan çıkıp... ...Obradovic'te gece kulübünde aynı ortamda beraber eğlenmişliğimiz de var yani. Bunu sormak istedim sen söyledin. Hatta şöyle diyor, eğlenmeyeceksen içmeyeceksen gelme diyor zaten diyor. Ha güzel. Yani hani oturup oraya girip de bir saat boş boş duracaksan gelme. Bir de kalkamıyorsun değil mi onunla gece oturduğun zaman? Yok mümkün değil. Kaçta bitiyor gece? Sabah antrenmanı yapman yani yapabiliyorsan istiyorsan sabaha kadar gez. Ama öyle bir hakkını vermeyeceksen diyor hiç gelme boşuna diyor. Yani akşam 8'de yemeğe oturdun gece 1'de bitmiyor. Yok. Kaçta yani, biter gece? Obradovic'te. Değişir hani duruma göre. Obradovic'in kaçta biteceği hiç belli olmaz. Hani bizim antrenman varsa biraz daha erken biter ama...
Ama yarın, yoksa mesela... Ama yarın sabah, ertesi sabah da ilk giden o değil mi? Tabii. Tabii. Ama hata yapma yeter ki. Tabii. Yani o... göz, hata yapma, topu al yanına ver. Çok değişik. Yeter ki hata yapma. Şaşırmış mıydın ilk çalışmaya başladığında? Yani zihne. Şaşırdım ama tabii İlkoviç'ten oraya gitmem de bir öncesinde bir alıştırma oldu benim için. İlkoviç de sonuçta Obradovic'in hocası. Daha yeri geldiğinde daha sakin, daha babacan. Ama o da sert bir hocaydı. Ama tabii Obradovic hem takım farklı hem hedefler farklı. Yani ben sadece Obradovic'te şaşırmadım. Panathinaikos kulübünle ilk imza attığımda şaşırmıştım. Yani olayın hangi boyutta olduğunu. Yani şöyle bir sözleşme imzalamıştım. 150 sayfa belki. Bak her şey yazıyor. Alışmışız şeyden, Efes'ten, Fenerbahçe'den, Ülker'den alışmışım. Hani primler yazar. Şampiyonluk, işte lig şampiyonluğu, kupa şampiyonluğu, Avrupa Kupası'nda her tura prim falan yazar böyle. Bir baktım. Bir tane prim yazıyor. Euroleague şampiyonluğu. Yani orada hedef kulübün, belli. Kulübün hedefinin ne olduğunu çok iyi anlıyorsun. Güzel. Yani o bakımdan orada ben gerçekten hani hedefi yüksek bir yere geldim. Ona göre çalışmalıyım. Ona göre kendime bakmalıyım. Ona göre davranmalıyım. İlk orada demiştim. Şöyle bir soru soracağım. Dünya basketbol tarihinden ya da futbol tarihinden. Fark etmez. Çünkü futbolcu olmak istiyordun değil mi başta ilk? Bir gol at, evet. Bir gol atacak olsan hangi gol atmak isterdin ya da bir sayı atacak olsan sen kendi atmadığın hangi sayıyı atmak isterdin? Atıyorum Fenerbahçe'nin şampiyonluk golü mü mesela? Ya da Türk milli takımıyla Dünya Kupası finalinde Dünya gol Kupası'nda atmak. Final maçında gol atmak isterdim. Yani en özel anı olur değerli bir şey. Peki Fenerbahçe'lisin. Fenerbahçe'lisin. Ama Fenerbahçe'ye karşı oynarken ne hissediyordun? Kapatıyor muydun onu? Mesela yani atıyorum Panathinaikos'ta gelip Efes karşısında burada estin gürledin, parçaladın yani. Aynı şey değil ama. Eski takımın. Aynı şeydi. Ya bayağı arkadaştın. Eski takımım olması farklı. Ben Efes'i de çok severek oynadım. İlk defa Final Four'a kaldık. Çok güzel şeyler, başarılar da kazandık ama... Fenerbahçe kendi kulübüm ve altyapısından yetiştiğim kulüp. İlk defa Fenerbahçe'ye karşı Efes'te oynadım. Çünkü 99 yılında Fenerbahçe'den Efes'e kiralık olarak gittim. İlk karşılaşmam Efes-Fenerbahçe. O maçta çok heyecanlanmıştım. Yani çünkü yani basketbol okulundan... Yetişip altyapısında her türlü kademede oynayıp A takımda kaptanlık yaptıktan sonra başka bir kulübe gittiğin zaman ona karşı oynamak gerçekten ilk anda biraz zor geldi. Sonra alıştım birçok kez oynadım ama ilk maç zordu benim için. Peki. Kariyerinin kırılma anı sence neydi? Yani Sokrates ekibinden özel gelmiş bu. Yani olumluya ya da olumsuza. Birincisi Fenerbahçe... Efes'e kiralık gidişin mi mesela? Değil. Bence birincisi... İlk A takıma çıktığımda 92-93 Çetin yılında... Çetin Yılmaz mı? Çetin Yılmaz anlatıyor. O dönem bir tane oynamıştım. Hatta yılın en iyi genç oyuncusu ödülü almıştım. Sonra 93 yılında Faruk Kulanoviç geldi. Hiç oynamadım. Dream Team vardı. Evet. İşte şeyle Harun'lu, Ömer Büyükaycan'lı, Levent'li. Oynatmıyordu anlatıyor. Her gün geliyordu. Çok iyi antrenman yapıyordum. Sen çok iyi oyuncu olacaksın diyordu. Ama hep takımın daha yaşlı oyuncuları oynatıyordu. Dar bir rotasyonda oynuyordu. Hiç oynamadım. Çok sinirlendim. Gidemiyorum da bir yere. Sam Williams'e bir yabancı Amerikalı oyuncumuz vardı. O kolejden, onun antrenörü başka bir kolejde antrenörlük yapıyordu. Seni oraya göndereceğim dedi. Burs verdireceğim dedi. Orada oynayacaksın dedi bana. Çok kızıyordu Faruk Kulanoviç'e. Her şeyim hazır. Nereye gidiyordun? Michigan'a. Galiba bir şey. Ya Oregon ya Michigan. İkisinden biriydi. Her şeyim hazırdı. Sezon bitti. Yarı finalde Efes'e elendik. O sene Fenerbahçe ile. Murat Dirin antrenör oldu. Uçtun. Şeyleri gönderdi. Yani Harun Fenerbahçe Ülker'e gitmişti. İşte diğer oyuncular ayrıldı. Takım böyle daha farklı bir takım haline geldi. Ve 1907 Derneği'ydi o zaman yönetimde. Murat Dirin işte 1907 Derneği'ne... Ben skorer oyuncu istemiyorum, İbrahim'i kullanacağım demişti, demiş. Beni de aradı, bir takımın antrenörü de benim kızım bir takımda. Böyle böyle bir şey var dedi, beni ikna etti. Vazgeçtim. Ve ondan sonra bir 25 dakika, 30 dakika her maç beni oynatmaya başladı. Ondan sonra zaten Cumhurbaşkanlığı Kupası alarak başladık ve ondan sonra kariyerim böyle devam etti. İlk kırılma anım budur. İkincisi de üniversiteye gitmemdir.
Yani Türkiye'den Yunanistan'a girişim... O dönem İtalya'dan da teklifler vardı. Vardı. Rusya'dan da var teklifler. İtalya'dan vardı, Rusya'dan vardı, İspanya'dan vardı. Ama ben Yunanistan'ı tercih ettim. Real falan değil herhalde. Yok, Real değil. Juventus'tu galiba. Juventus'tan da Juventus'tu. Yunanistan'ı tercih etmemdeki en büyük sebep bir kere Yunanistan'da başaracaklarım bir İtalya'ya, İspanya'ya, Fransa'ya benzemeyeceği için kültür olarak bize daha yakın oldukları için ve Ivković olduğu için tercih ettim. Yani bir de o var yani. O gerçeği unutmamak lazım. Ve o zaman çok da iyi bir ligdi, sert bir ligdi. Doğru. O bakımdan Yunanistan'a girişim de bir Türk olarak hayatımdaki dönüm noktasıdır. Zor bir soru. Duello sorusu var. Aydın Örs mü, Obradovic mi? Bunlar sorulacak, yapacak bir şey yok. Yani tercih etmek kolay değil ama ikisinin de farklı yeri bende ya. Aydın Öz'de altyapılarda da çalıştım. Ben bu tip sorularda üçüncü isim söylüyorum ama. Bir şey soruyorlar mesela, atıyorum. Cemil Turan mı, Tanju Çolak mı diyorlar. Feyyaz diyorum. En güzel o. Ya çok farklı. Şimdi Aydın Öz'de gerçekten çok sevdiğim, saydığım Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadık. Obradovic'de de Avrupa şampiyonu olduk. Şimdi hangi yeri tercih edeyim? Doğru söylüyorsun. Kolay değil. Cevap alamadık arkadaşlar. Her şey cevap verecek halimiz yok. Ama benim hissettiğim Aydın Örs biraz önde gibi. Şimdi biliyorum sofrayı, yemeği çok seviyorsun. Hatta böyle özel restoranların var, dünyanın çeşitli yerlerinde gittiğin, sana özel yemekler yapılan falan, bunları biliyorum. Peki o yemek masasına oturduğunda kimler olsun isterdin? Yani sürekli birlikte olduğun insanlar var. Yok, farklı isterdim ya. Ama başka kimler yani, olmadıklarından kimler? Markacı olduğunu olmak isterim mesela. Güzel. Var mı kontağın, hiç oldu mu? Yok, olmadı. Markacı olduğunu isterdim. Farklı insanlar olsun değil mi? Farklı, nasıl istiyorsan. Aktörler, aktristler. Mesela Giselle Bündchen, Tom Brady ikilisi. Sıkıcı olmazlar mı ya? Bana biraz sıkıcı bir çift gibi geliyor onlar. Yani yaşamadan anlayamayız. Bakalım biri oldu ondan sonra. aktör, ya Al Pacino hayranıyım mesela. Veya Robert De Niro, onlara bir tanesi olsun işte. Doğru söylüyorsun. Eğlenceli istiyorsan Novak Djokovic'i çağıralım. Eğlenceli bir tip arkadaşım. Yani arkadaşım derken, arkadaşım demek biraz şey. Beraber ortamda yemek yemiştiğimiz, beraber ortamda bulunmuştuğumuz var. O yüzden tanıdığım diyeyim. Eğlenceli de bir tip. Onu da isteverdim. Biraz sıkıntılı bir tarafı da var ama ya. Var ama her sporcuda var o sıkıntılı tarafı. Yani olmaz. Hangi üstteki sporcuda o sıkıntı yok ki yani işte. Michael Jordan'da da var. Tabii. İzlediğimiz görüntülerden anladığımız kadarıyla. Djokovic'in de var ama hani bu ne kadar yönetebildiğin alakalı bir şey. Yönetilemez boyutta zaten, oralara gelemiyoruz. Tabii. O bakımdan da... Bir problemin olacak yani. Abi problem olmazsa olmaz. Mücadele etmiyorsun yok. Zaten. Yani o problem işte bir yerden kendini motive edecek bir şey çıkartıyorsun. Ne bileyim bir yere sarıyorsun. Tabii. O bir yerden yolunu buluyor zaten yani. Başka türlü olmaz. Güzel bir cevap oldu. Peki, Rexona ile futbol sorularımız var. Fenerbahçe'nin sende özel bir yeri var, bunu biliyoruz. Evet. Futbol takımına dönüp baktığında hangi an ile o sevgini tanımlarsın? Yani nasıl, ben kendi adıma söyleyeyim mesela, ben 6 yaşındayken Giresunspor maçına götürdü babam beni. Cemil Turan 3 gol attı. Ve o an dedim ki tamam, senden futbolcu olmaz kardeşim. Bu adam futbolcu, sen değilsin yani. Ve hani benim için öyle tanımlıyorum. Senin için öyle bir an var mı? Hayatımda iki kişiden imza aldım. Çocukken, hı-hı, gençken babamın dükkanının orada bir tanesi Erol Evgin'di. O zamanlar çok şeydi, popülerdi. Bizim jenerasyonun ve bizden sonraki birkaç jenerasyonun bütün kızlarına aşık severim. Oldu. Aynen. İkincisi Cemil abi, Cemil Turan. Ama sen hatırlar mısın Cemil Turan'ı? Oyunculuğunu hatırlamazsın. Hatırlamıyorum ama yani Fenerbahçe'de bu basketbol önce futbol oynamaya başladığım dönemlerde Cemil Turan çok popüler bir kişiydi. Tabii tabii, çok büyük futbolcu. Babam da hep o ortamın içinde olduğu için hep Cemil Turan hani duyuyordum, biliyordum. Tabii. Onun imzası vardır. Zaten 10 numaraydı o da. Tabii. Yani 10 numara benim için işte Maradona, Cemil Turan, Zico, Platini, onlardan geliyor yani. Doğru. Sonrasında işte benden sonra tabii Alex geldi falan. Biz ama... Cemil Turan'ı çok övdük. Yani Fatih Terim'den bir dinleyin.
Fatih Hoca da bir anlatır yani. Acayip bir futbolcu. Yani hani oradan geliyor Fenerbahçelilik. Hangi an? Çok anım var ya. Ama mesela 96'daki Trabzon'daki şampiyonluk Oğuz Aykut. Çok önemli bir an. Hatta o sene Van'daki deplasman maçına gitmiştim ben, şampiyonluk maçına. Takımla beraber. Bir sezonda. Evet. Trabzonlar için çok sıkıcı bir sezondu. Evet yani. Zaten bu iş böyle yani bir kişi seviniyor, bir taraf üzülüyor falan ama. En sevdiğim futbolcu o zaman tarihten. Fenerbahçe'de ya da başka bir kulüpten. Bu Rex Ona'yla futbol sorularımızda sorduğumuz bir diğer soru. En sevdiğim futbolcu. Yerli yabancı olabilir. Alex. Alex. Hani yani Fenerbahçe'de. Doğru yani son efsanesi. Son döneme son hani şey olsun, çok eski gitmeyeyim, geri gitmeyeyim dedim. Can Bartu. Eğer o da çok şey istiyorsak. Adamdı. Hani çok da sevdiğim, saydığım. Çok değişik bir adam. Çok değişik bir adamdı yani. Ben babamdan dolayı da yani Can Bartu'yu tanıyorum. Pazar mı için diyeceksin yoksa yani iyi bir şey söyleyecek bilemezsin. Gerçekten çok farklı bir karakterdi. Şimdi o tarz kişilerle, oyuncularla böyle egosu yüksek, kendini anlatırken farklı konumlandıran çok şeyle her şeyi bilir. Tanıştım, biliyorum tabii. Yani, ama gerçekten biliyor. Tabii. Yani, mesela kahve içersin, ya o kahve içilir mi kardeşim falan. Şey değil hani boş değil yani. Değil. Bilerek sen kahve içilmez diyorsa tabii. Hani başka bir tabii şey konuyor ortaya yani. Diyor ki bu içilmez ama bu içilir kardeşim. Tabii. İç o zaman bunu iç diyor. Bu saatte dolaşılır mı falan der. Bunu takma diyor, bunu tak diyor mesela yani. Çok çok. Sinyordu yani. Tam şeydi sinyordu. Yani böyle hani vardı ya. Atıyorum. Bokçu yani ismi. Doğru. Öyle değil yani. O tarafı da vardı ama. Vardı ama. Altı temeli var. Dolu. Altı dolu yani. Temeli var. Peki Yunanistan'da futbol maçlarına gidiyor muydun? Yok. Futbol yoktu Yunanistan'da. Kördüğümü söylüyor orada. Bir kere gittim mi derbiye. Olympiakos Panathinaikos. Uykum geldi. Çıktım abi bu ne dedim ya. Bu futbol mu ya dedim. Ama o futbol Avrupa şampiyonu oldular. Doğru. Yani o tarihe hak ettiler bak. Çok o şey yapmıyorlar o konu. 2004'te ben oradaydım çünkü. Yani. Başından sonuna hak ettiler. Yani, hak etmeme. Şimdi, Fransa'yı yenmek, Çek Cumhuriyeti'ni yenmek o dönem ki Portekiz'e hem açılışta hem finalde yenmek kolay işler değil. Başarıya her zaman saygı duyuyorum. Hiçbir şey tesadüf veya şanslı olmaz. %100 hak ettiler. Ama. Lezzet yok. Göz zevki veriyor mu bana? Aynen orada geçeceğim zamanı giderim pide veya şey, glifadere balık yerim daha iyi abi. Ne yapacağım orada yani? Pirede balık güzel. Pirede yemem bu arada ha. Pire attım. Olmaz değil mi? Pirede yemem. Pirede direkt olay çıkar. Ama çok hani dedin yani çok şey misin? Mustera mısın? He. Melo musun diye. O kadar da değil diyorsun. Hani Mustera'yım da Olympiakos'un gidip şeyinde muhabbetinde göbeğinde pirede oturup hani rahat yedirmezler. Yedirmediler. Bir kere arabanın üstüne imza attılar. Kaporta'ya Olympiakos yazdılar. Bir kere taciz ettiler sözde falan. Toplasan üç kere gittim ya da gitmemişimdir. Hala öyle olur mu yoksa artık şu anda öyle olmaz herhalde. Türk olduğumdan değil ama. Panathinaikos olduğumdan. Yani o kadar olmasa da hani hala devam ediyoruz. Rahat hissetmeyebilirim kendimi. Mustara dediysek o kadar da değil diyorsun. Peki. Futbolu seçmiş olsaydın ne oynamak istiyordun? Hangi pozisyonda oynamak istiyordun? Yani herkes herhalde en önde oynamak ister ama. Yani sonuçta hani skorer birinci olarak, bir oyuncu olarak hani bu işin iyi miydin? Şeyi gol. İyi miydin? Yani hani çok çok iyi, o kadar çok yetenekli değilim ama seviyordum. Hani basketbolda çok yetenekli değildim. Hı-hı. Çalışarak kendimi geliştirdim. Dolayısıyla belki futbolcu olsaydım aynı şey olur ama bu işin partisi gol olduğu için de golcü olmak isterdim. Yani, yani orta sahada gole yakın oynamak isterdim. Basketbolda olduğu gibi yani. Tabii yani senin boyda o dönem futbolcu olmak kolay değildi. Kolay değildi. Şimdi olursun. Şimdi var ama. Tabii var. Çok var. Tabii var. Yani hatta o dönemde ki hani sadece Türkiye'de değil dünyada da başka sporları hep yönlendirmeye çalışmışlar. Evet. Oyuncular şimdi öyle değil. Her boyda oluyor. Peki Rex Ona ile defansta kal. Kariyerinde en çok zorlandığın savunmayı hangi oyuncu yapardı? Hani bezdirir. Futbolda vardır. Geçersin bir daha gelir karşına. Geçersin bir daha gelir karşına. Şimdi Alem burada olsa ya biraz önce programdan çıktık. Derdi ki ben en iyi ben tutuyorum derdi. Hani Alen iyi savunmacıydı. Hakikaten iyi savunmacıydı. Real Madrid'de İsmail Santos vardı. O da şey. Angulo vardı. İspanya takımında. Bu tarz oyuncular vardı. Ya. Türkiye'de vardı. Yok. Türkiye'de bir savunmacı çok yani iyi bir savunmacı görmedim çok fazla. Peki. Bu enteresan yani. Şimdi burada bir takım oyuncular tabii. Nasıl yani?
filan diyorlardır senin jenerasyonundan. Perişan ederdim ben onu filan diyenler vardır yani. Ama yani güzel tabii. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben Türkiye'de yani Türkiye'de hiçbir Türk oyuncunun hani iyi savunmacı diyebileceği veya hani tutmuştur. Şimdi bir maçta tutmuştur, hasta yatmışımdır ama hani çok iyi savunmacı diyebileceğim bir oyuncu bana karşı özellikle öyle bir hatırlamıyorum. Yok yani. Ama yurt dışında iyi hani Avrupa şampiyonlarında, Euroleague'de veya başka yerde çok iyi savunmacılara karşı oynadım. Zorlandığım çok olmuştur ama o kadar da değil diyorsun. Yani Türkiye'de zaten hani şeydir yani skorer bir oyuncu olduğum için bir şekilde bir yolunu buluyordum sayıya gitmenin. Güzel. Peki hızlı sorularımız var şimdi. Hızlı cevaplar rica edeceğim. Kahramanın kim? Michael Jordan. Hiçbir hayranınla çıkar mısın? Çıktın mı? Çıktın mı çıkar mısın? Sorar mısın? Çıktın mı? Yok çıkmadım. Peki ben de yedim. Fobin var mı? Yok. Çok fobim yok. Ciddi misin? Örümcek falan? Yok. Ha, yani çok yükseklik hani diyeyim. Çok yükseklik. Aşırı yükseklikten korkuyorum. Uçak falan? Yok, yok. Hobi? O da yok. Var. Yani tarihsel kitaplar okumayı seviyorum. Hmm. Biyografi okumayı seviyorum. Yakın hani böyle yaşanmış hikayeleri çok merak ederim. Hmm. Gerçek hikayeleri. Sporun her dalını atletizm ve tenis başta olmak üzere hepsini seviyorsun. İzlemeye çalışıyorum, seviyorum. O kadar. Duşta şarkı söyler misin? Zaman zaman. Peki o sırada yanında kim varsa bundan memnun olur mu? Eskiden oluyordu. nefes burum çatladıktan sonra şey değil. O kadar da iyi değil. Sportif ya da hayata ait ritüellerin var mı? Var. Yani maça çıkarken çok vardı mesela. Uğurlu çoraplarım, uğurlu ayakkabılarım, takıntılı olduğum şeyler vardı unuttuğum böyle. Unuttuğum falan oldu mu hiç? Oluyordu. Hemen bir şekilde aldırıyordum veya ayakkabıyı değiştiriyordum veya böyle ne bileyim hani sağ ayakla maça çıkardım, dua ederdim. Onların hepsi o ritüelleri yapmadan hiç maça çıkmazdım. Ailemden herkesi arardım teker teker. Hı. Annem, babam, kardeşim falan öyle. Peki kendi dışında izlerken inanamadığın bir sportif performans. Ya bu adam bunu nasıl yaptı ya kardeşim dediğin bir performans hatırlıyor musun? Basketbol mu? Aklına ne geçiyorsa. Futbol olur, atletizm olur, tenis olur. Yani şimdi sporcu olmak çok özel bir şey ve gerçekten çok büyük emek, çok büyük başarı gerektiriyor. Şey gerektiriyor, azim gerektiriyor. Yani tutku, azim olmadan sporda başarı olmuyor, olunmuyor. Ve işte yani Michael Jordan hayatına baktığın zaman kazandıklarına, tonla yaptıklarına yani bir adanmışlık var. Kim ne olsa olsun, ya bu sporcu olur, bu sanatçı olur, herhangi bir şey olur. Bir adanmışlık gördüğüm zaman saygı duyuyorum. Anladım. Ve yani mesela işte Tom Brady'den bahsettik. 7 tane mi şampiyonluğu var? Çok sıkıldım ya. Yani sıkıcı geliyor sana ama yani bugün ya imkansız bir şey yani imkansız. Bu yaşta bunu yapabilmek yani. Ve oynadığı spora baktığın zaman gerçekten olacak iş değil. Ve hani bu tarz sporculara saygı duyuyorum. Hiç polis seni durdurdu mu ya da başın belaya girdi mi? Başın belaya söyle girmedi misin? Ama hani çok durdurdu polis. Kimi zaman hani sohbet ettik, kimi zaman resim çektirdik. Mesela Yunanistan'a durdurdu bir tanesi. Hı. Atina'dan Ferrari ile şeye geliyorum. İstanbul'a geliyorum. Nasıl bastım o ya? Selanik İstanbul çok güzel yolunda. Bayağı hızlı gidiyorum. Normalde hiç olmaz polis. Uydudan gördüler herhalde. Ne oldu ne bitti? Böyle, o zaman bir yol çalışması vardı. Bir 40-50 kilometre köye girip oradan çıkıyorsun. Tam girişte çevirdi. Allah dedim ben yani ehliyeti verdik, pasaportu verdik, ne verdiyse verdik. İndim. Selam, selam. Tanıdı zaten. Motoru aç dedi. Anlamadım dedim. Motoru aç dedi. Motoru açtım. Ferrari'ninki arkada ya. Gaza bas dedi. Gaza bastım. Sese bak dedi. Bunu basmayacaksın, nereye basacaksın? Yürü git dedi. Güzelmiş. Yani. Kaytarma yalanın nedir? Bakarız. Hiç sevmediğim laf. Belki ya, ne diyeyim o zaman? Yani? Şey bakarız. En sevmediğin soru. Neredeydin? Ha yani neredeydin? Veya neden? Neden?
Peki çok şaşıracağımız bir selebriti arkadaşın var mı? Aa hakikaten mi? Yani Djokovic belki. Hani. Hiç kimsenin bilmediği ve bugüne kadar çok sakladığına şaşırdığın bir özelliğin var mı? Yani şu anda aklıma gelmedi vallahi. Okey. Favori şehrin? İstanbul harici çok sevdiğim şehirler var ya. Atina benim için özel bir şehir. Hmm. Yani İstanbul, Atina çok fark etmiyor. Madrid. Madrid ve New York. Ben de Madrid'i Barcelona'ya tercih ederim. Ben çok Barcelona'cıydım. Fakat Madrid'de gezerek ve yani biraz zaman geçirdikten sonra kıyaslamasını bile yapmam yani Madrid ve Barcelona. Daha sıcak bir yer. Şey yapılanın tersine. Ya daha çabuk içine alıyorsun. Daha kültürel, evet. Daha sıcak. Hani Barcelona biraz daha şeye göre biraz hani daha böyle genç yani üniversite şehri, deniz falan filan biraz bana şey geliyor böyle. Sayfa yeri gibi geliyor. Madrid daha hani, şehir. Los Angeles, New York. Farkı var biraz orada. Teknen olsaydı adı ne olurdu? Teknem hiç olmadı. Genelde arkadaşlarımın tekne. Çünkü zamanım yoktu benim tekneye zaman geçirecek. My Way olabilirdi. Güzel. Hangi yeteneğe sahip olmak isterdin? Çok iyi bir müzisyen olmak isterdim. Besteci ya da şey? Performans. Ya da iyi bir ressam. İyi bir sanatçı. Herkes genelde bunu hayal ediyor. Yani hani sporculuk hani sanatçılık da zaten aynı şey ama özel insanlar ve yani çok demin de söyledim adanmışlık gerektiren bir şey, çok çalışma gerektiren bir şey yani ama iyi bir performans sanatçısı olmak isterdim herhalde. Aptalca bir yaralanman var mı? Oo, sürüyle çok var yani. En acayip sakatlıklarım hep böyle kendimi en iyi hissettiğim anda alakasız şeylerden oldu. Gardın yani. Düştüğünde. Gardım düştüğünde ve kendimi hani konsantrasyonumun düştüğünde ya da hani çok iyi hissettiğimde oldu. Yani formaya elim takıldı, şeyim tarak kemiğim kırıldı mesela bir maçta. Bir maçta gereksiz yere düştüm, elim altta kaldı. Böyle hiç yani. Benim duyduğum galiba en komiği Ergün Pembe'nin yanlış hatırlamıyorsam. Otelde yatakta yorganı açmaya çalışırken bileğinden sakatlanmış. Ben öyle bir kere yanıyordum. Harun Erdener'le o da arkadaşıyken hastalandım. Serum taktılar, antrenmana gidemedim. Harun antrenmana gitti. Uyudum 2 saat. Uykum, yani uyandım, tuvalete gideceğim. Işıkları açtım, tuvalete gittim. Orada zaman geçiyorum. Bir baktım, dumanlar geliyor odanın, şeyin kapının altından. Bir açtım kapıyı, serumu falan attım. Harun tişörtünü halojen lambanın üstüne koymuş. Ben ışığı açınca tişört yanıyor, perdeler alev alıyor. Otel yanıyordu. Havuz gibi. Korkunç. En şahane kazıklanman. Ya tebrik ederim. Vallahi güzel dediğin bir şey var mı yani? Kazıklandık ama tebrik etmek lazım dedi. Ah vallahi. Yok. Hatırlamadım. İyi tamam. Yani. Sanatçıya denk gelmemişsin demek ki. Telefonundaki en ünlü kişi. Rehberindeki. Yani böyle birisi alıp baktığında oh falan diye şaşıracağız. Sen de ne alakası? Antonio Banderas falan. Yok o kadar yok ya. Kim olabilir diye düşünüyorum da hani herhalde en şey Djokovic olur. Djokovic. Evet. Tek bir yemek seçme hakkım var ömrün sonuna kadar. En sevdiğim mi? Tek bir tane işte ondan vazgeçemem diyeceğim. Valla etli yaprak dolmasını çok severim. Anam. Asma yaprağı değil mi? Yoksa şey mi? Karalahana. Yok, asma yaprağı gibi. Pazı da güzel. Bak şimdi acıktım. Karalahana da güzel ama. Peki son bir soru. Yoğurtla. Hangi devirde yaşamak isterdin? Buradan seni alıyorlar, başka bir zamana götürecekler. Önceye mi, sonraya mı? Ha. Bir de. Valla kaotik durumları biraz seviyorum galiba. 80'ler, New York falan hani böyle. Ha. O sokaklar karışık. Sokaklar karışık. Hani o şeyin içinde gizemli ortamlar. Güzelmiş. Sanki güzel olabilirdi. Orayı görmek isterim. Tarihi çok sevdiğim için belki gelecekten çok geçmiş. Geçmiş tabii. Hayatımda hiç yani geçmişi yaşayan biri değilim. Hmm. Daha çok hani geleceğe, ileriye bakmayı severim ama orayı da... Ben de şöyle mesela bir Viyana kuşatmasını falan bir görmek isterdim. Değil mi? Ne oldu acaba gerçekten?
Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel program. Çok güzel ben oldu. Çok keyif aldım. Vallahi aynen. İnşallah sen de almışsındır. İnşallah ben aldım. Size de hayırlı programlar, iyi programlar olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.